Alparslan Hoca, ismim Alparslan Demir. Yeni serimizin 7. videosuyla karşınızdayım. Fransızca, Türkçe, İngilizce karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapıyoruz. Sizlerden daha önce çok defa istenen bir çalışma. Hocam, Fransızca, İngilizce, Türkçe karşılıklı çalışmalar yapabilir miyiz diye yorumlar yazmıştınız. Ben de bu seriyi düzenledim. Bilmeyenler için Sizden gelen konu isteklerini yazdığım bir listem var. İstediğiniz videoları, konuları tek tek hazırlayıp anlatmaya çalışıyorum. Pek tabii listedeki sıraya göre bu serimiz 100 videodan oluşuyor. Her videoda 3 cümleyi inceliyoruz. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Hem çeviriye bakıyoruz. Çeviri mantığı nedir diye bakıyoruz. Türkçeden Fransızcaya çeviri yaparken Türkçeden İngilizceye çeviri yaparken mantık nasıl işliyor ona bakıyoruz. Hem yeni kelimeler, terimler, deyimler öğreniyoruz. Bazı videolarda atasözleri de geçiyor. Hem de D bilgisi çalışmış oluyoruz. Farklı D bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz, tekrarlar yapıyoruz. Dolayısıyla Fransızca, İngilizce çalışanlar için çok faydalı. Fransızca bilim İngilizce öğrenmek isteyenler için İngilizcem var Fransızca öğrenmek istiyorum ben Diyenler için çok faydalı e Benim İngilizce ile hiç işim yok Fransızca öğrenmek istiyorum Peki ya da tam tersi sadece İngilizce öğrenmek isteyenler için de Çok faydalı bir seri Seriyi mutlaka birinci videodan itibaren Yazarak çalışın Yazarak çalışmak harikuladedir Eliniz kelimeleri Fransızca, İngilizce kelimeleri yazmaya alışsın. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Abone olmak tamamen ücretsiz. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yazabilirsiniz. Bu şekilde videolar daha üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşıp faydalı olabiliyor. Haydi başlayalım. İlk cümlemiz şöyle. Müdür beyin açıklamalarını anlamadık. Olumsuz bir cümle. Cümlenin öznesi ne? Anlamayan kim? Biz. Bakın şurada biz gizli öznesi var. Cümlenin Fransızcasına bir bakalım. Nous n'avons pas compris les explications du directeur. Bakın nous şahıs zamiri hemen karşımıza çıktı. We did not understand ya da we didn't understand. The explanation of the director. Şimdi eşleştire eşleştire ilerleyelim. Bakın şurada biz var. Biz anlamadık derken fiilin çekiminden çıkartıyoruz. Fransızca karşılığı nu. Nu şahıs zamiri. İngilizce de we, şöyle birleştirelim. Hemen şurada nöpa ne negasyonu var. Fransızca'da en çok kullanılan olumsuzluk ifadesi. Olumsuzluk yapısı nöpa. Hatta şuraya bir yıldız atalım. Nöpayı daha önce çok detaylı çalışmıştık. Eski videolarımızdan bir tanesi. İzleyip çalışmak isteyen varsa buradaki karttan ulaşıp çalışabilir. Peki, şöyle birleştirebiliriz nöpayı. Anlamadık derken olumsuzluk şurada bakın. Hemen şurada we did not ya da we didn't derken İngilizce karşılığı da burada. We didn't understand. Biz anlamadık. Peki şurada compound fiili var. Şöyle birleştirmemiz lazım. Zira çekerken fiili avoir'ı kullandık. Bakın şurayı almamız lazım. Anlamadık diye yine şurada. We did not understand. Yine şöyle birleştirmemiz lazım. Şimdi cümlenin Türkçesi dili geçmiş zaman. Şöyle yazalım. Dili geçmiş zaman en çok kullanılan geçmiş zaman. İngilizce'de karşılığı past simple tense ya da simple past tense. Past simple diye yazalım şöyle. Fransızca'da karşılığı hadi şuraya yazalım. Le passé composé passé composé composé varsa composto gibi düşünün. Birkaç tane öğeyi birleştirerek bu zamanı oluşturmamız gerekiyor. Şimdi burayı aldık. Şurada Les explication var. Hatta yeşille işaretleyelim. Les explication, açıklamalar demek. Açıklamalar. The explanations diye düşünebiliriz. Şöyle birleştirelim. Ama bakın şurada başka bir şey daha var. Du direktör var. Müdür beyin diye düşünürsek tamlama var. Şöyle birleştirelim. İngilizce'deki şu of'la tamlamayı yaptık. Şöyle birleştirelim. Sonrasında ne var? Bakalım şurada müdür bey var. Erkek yönetici, le direktör. Şöyle ikisini eşleştirelim. Şurada da the director dersek şöyle birleştirebiliriz. Bütün öğeleri bulduk. Bulmadığımız bir öğe var mı? Yok şurada article var. The director diye düşünmemiz lazım. Tekrar bir okuyalım. Müdür beyin açıklamalarını anlamadık. Kim? Anlamayan kim? Biz, Gizli Özde. Nous n'avons pas compris. Burada comprendre, anlamak fiilinin partisi, pasesi var. Geçmiş zaman hali. Les explications du directeur. We did not understand the explanations. Bakın, les explications, the explanations of the director. Le directeur, the director. Gördüğünüz gibi benzerlikler bulmak, kurmakta kolay. Hadi devam edelim. Geldik yeni cümlemize. Lük amcam 7 sene Paris'te yaşadı. Şimdi farklı bir şey deneyelim. Cümlenin Türkçesinin öğelerini bulalım, ayıralım. Sonra Fransızcasına ve İngilizcesine bakalım. Şimdi şurada Lük var. Lük bir özel isim. Peki şurada amcam var. Kimin? Benim. Benim mülkiyet sıfatı var. İyelik sıfatı var. Bir de amca sözcüğü var. Benim amca gibi. Burada bir zaman belirteci var bakın. 7 sene. Şurada sene var. Sonra Paris var. Özel isim. Bakın burada de da gibi düşünebiliriz. Paris de. Burada yer belirten bir edat var. Edat. Burada da ne var? Yaşamak fiili var. Yaşadı dediğimize göre bu dili geçmiş zaman. Şimdi Fransızcasını bir okuyalım. Mon oncle Luc a vécu à paris pendant sept ans. İngilizcesine bakalım. My uncle Luke lived in Paris for seven years. Şimdi eşleştirelim. Luke özel isim. Şöyle birleştirip çıkalım işin içinden. Bununla başlayalım. Sonra ne var? Şurada mon mülkiyet sıfatı var. Amcam derken şurada şurada da my var. Benim, benim amca diye düşünelim. Hemen sonrasında bakın onklu var. Fransızcasında amca var. Türkçesinde uncle. İngilizcesi. Bulmak çok kolay oldu. Şimdi ne var? Şurada yaşadı var. Yaşamak fiili var. A ve Q. Live fiili yaşamak demek. Şöyle birleştirelim. Lived to live fiili. İngilizcesi. Bunu da birleştirdik. Burada bir ekleme yapalım. Şuraya bir yıldız atalım. Le passé composé dili geçmiş zaman Konusunu çalıştığımız videonun kartına ekleyelim Çok önemli bir video konuyu harikulade bir şekilde detaylı bir şekilde ele aldık İzlemediyseniz buradan ulaşıp izleyip çalışabilirsiniz Şurada Paris var özel isim Yine hemen Birbiriyle eşleştirelim Ama yanında önemli bir şey var Paris de derken Bakın Fransızcasında a edatı. İngilizcede in var. In Paris. A Paris. Paris te. Hemen sonra ne var? Şurada boyunca süresince var. Pendant süresince boyunca demek. 7 sene derken şurada 7 sene boyunca karşılığı olduğunu düşünebiliriz. Şurayla birleştirelim. Şuradaki for karşılığıyla da İngilizcesiyle birleştirebiliriz. Hemen sonrasında set var şurada. 7, seven İngilizcesinde hemen şöyle alıp birleştirebiliriz. Ne kaldı? Sene, yıl sözcüğü kaldı. An, years. Bakın burada çoğul. Fransızcasında da çoğul. Şöyle birleştirelim birbiriyle yine. Bütün öğeleri eşleştirdik. Gayet kolay oldu. Hadi bir okuyalım. Luke amcam 7 sene Paris'te yaşadı. Mon oncle Luc mülkiye sıfatı. A vécu yaşadı à Paris, Paris'te. Pendant boyunca setan 7, 7 sene. My uncle benim amcam Luc lived in Paris, Paris'te yaşadı for seven years. 7 sene, 7 sene boyunca. Videomuzun üçüncü ve son cümlesi. Kapıyı çalmadan odama girmeyiniz. Odama girmeyin. Bu bir emir cümlesi. Emir. Kime yönelik? Siz şahıs samirine yönelik girmeyiniz derken şurada var. Peki. Fransızcasına bakalım. Notre pas dans ma chambre sans frapper à la porte. İngilizcesine bakalım. Do not enter my room without knocking on the door. Hadi eşleştirerek İlerleyelim. Şimdi şurada ne pa negasyonu var. Biraz önce konuşmuştuk. Şöyle yazalım. Ne pa. Fransızca'da en çok kullanılan olumsuzluk yapısını. Şuraya alabiliriz. Bakın olumsuzluk burada. Do not dersek şöyle birleştirebiliriz. Hemen yanında şurada entre fiili var. Bir yerden içeri girmek demek. Türkçesi burada. Enter to enter İngilizcesi. Hemen sonra ne var bakalım. Şurada ma mülkiyet sıfatı var. My o da ma derken şöyle birleştirebiliriz. Hatta bir yıldız da şuraya atalım. Fransızca Fransızca mülkiyet sıfatları. Mülkiyet sıfatları. Lezerjektif posesif. İyelik sıfatları demeyelim. Mülkiyet sıfatları diyelim. Zira adjektif possessif derken possessif posededen geliyor. Değerli bir şeyin sahibi olmak demek. Konuyu çalıştığımız videonun kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Hemen şurada dan var. Dan. Bu bir edat. Fransızca'da en çok kullanılan edatlardan bir tanesi. De, da, içinde karşılığını veriyor. Odama girmeyiniz. Derken yine şurada diye düşünebiliriz. Odamın içine gibi söyleniyor. Do not enter my room. Şimdi enter bakın bir edatla çalışmıyor. İngilizcese nasıl bir karşılık bulabiliriz? Yani tam şurada bir yerde bir karşılığı var gibi düşünebiliriz. Enter in my room gibi gitmiyor. Enter my room diye gidiyor. Hemen şurada la chambre var. Chambre dişi bir sözcük. Oda demek, oda room şöyle birleştirelim. Sonra hemen şurada sam var. Sam siz siz karşılığını veriyor. Çalmadan derken şurada gibi düşünebiliriz. Çalmak sızın gibi. İngilizcedeki without gibi. Şöyle birleştirdik. Hemen sonra ne var? Frappe var. Çalmak demek. Çalmak. Şöyle birleştirelim. Knocking şöyle birleştirelim. İngilizcesiyle de karşılığını kuralım. On the door. Yine şöyle ikisi bir arada. The door. Kapı demek. Kapı. Karşılığı burada. La porte da burada. Şöyle birleştirelim. Şimdi birazcık karışık geliyor bazılarınıza. Yorumlarda yazıyorlar ama. Dikkatli takip ederseniz zaten anlatarak eşleştiriyorum. Dikkatli takip ederseniz yakalarsınız ve çok faydalı bir çalışma yöntemi olduğunu da görürsünüz. Maalesef daha fazla renk yok. Daha fazla renkle yani her bir öğeyi farklı bir renkle bağlayamıyoruz. Bu şekilde ilerlememiz lazım. Hadi bunları da okuyalım. Kapıyı çalmadan odama girmeyiniz. Girmeyin. Olumsuz emir cümlesi. N'entrez pas dans ma chambre sans frapper à la porte. Do not enter my room without knocking on the door. Kapıyı çalmadan odama odaya girmeyin. Ve geldik videomuzun sonuna. La fin de la video. The end of the video. Fransızca, Türkçe, İngilizce. Karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları. Serimizin 7. videosunun sonuna geldik. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, Yorum yazmayı, fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu arkadaşlarınıza göndererek onlarla paylaşmayı unutmayın. Ne kadar çok kişi seyredip faydalanırsa o kadar iyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bu serinin devamında gelecek videolardan, farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.